Bir de bir sohbet esnasında bir örtünün altında iki erkek olamaz, yani yatamaz. Peki ya benim hafta sonu oğlum beni göremiyor hafta içi. Hafta sonu olduğu için en azından bir hafta sonu geliyor. Baba diyor veya üşüdüğünde geliyor bana sarılıp aynı örtünün altına giriyoruz. Bunun sakıncası var mı hocam? O farklı bir durum efendim. Onu izah edeceğiz. Allah razı olsun hocam. Benim sorum bu kadardı. Peki. Allah aynı etsin inşallah şeyimizi. Peki efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayılı günler. Yani iki erkek bir örtü altında bulunmasın. Bu doğru. Kitaplarda yazıyor. Kitaplarda yazıyor. Çok özür dilerim de homoseksüel mi diyorlar, ne diyorlar bunlara, bir şeyler yani diyorlar falan böyle. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Kadın için de erkek için de geçerli. Yani kendi çocuğuyla değil, ondan sonra ne bileyim ben emin oldu veyahut da bir zorunlu durum oldu. Hani tek bir kilim uzatıverdiler. Kilimin altında 5-6 kişi birden yatıyor mesela. O değil. Bu aynı şekilde erkek erkeğe de olsa, kadın kadına da olsa bunun üçüncüsü şeytandır. Tahrik eder mi? Evet, tahrik eder. Tahrik eder. Bir zamanda bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Bir kadın birisi onunla röportaj yapıyor. Yani diyor şimdi diyor bir erkekle bir kadın diyor işte bir odada bulunduğu zaman üçüncüsü diyor şeytan olurmuş diyor. Şimdi siz buradasınız diyor. Onlar röportaj yapıyor ya, bir muhabir geldi veyahut da ben geldim, şimdi üçüncüsü şeytan mı oldu falan. Ne şeytan oldu? Tabii şeytanlık yaptırıyorsun zaten. Şeytanlık yaptırıyorsun. Şeyde birisi bir doğru laf etti, onu da boğmaya kalktılar. Ya adam tamam yanlıştır da ağzından çıkan aynı şekilde şey yap. Ehl-i sünnet alimlerinin özelliği. Efendim işte asansörde halvet olur mu? Olur tabii, niye olmasın? 30 katlı bina adam kilitledi, o 30. kata kadar tecavüz etti gitti. Ne yapacaksın? Ölür. Ölür deme. Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Oluyor öylesi. Öyle bağırma kendi kafana göre aynı şekilde de şey yapma. Adam doğru söyledi orada. Olur mu? Olur tabii ki. Dikkat etmek lazım. Sen her türlü aynı şekilde her türlü şey serbestliği yapacaksın. Sonra da efendim kıvırıp duracaksın. Olmaz öyle şey. O yanlış. İslamiyet'in emirleri de fıkıh kitaplarında açık net. Kafana göre yorumlama. Hiç kimse de yorumlamasın. Asansörde asansör mevzusunu açabilir miyim tekrar? Aç. Asansörde kamera varsa o umuma açık bir alan olur mu o zaman? Kamera varsa. Kameraları izleyenler de var diyelim. Güvenlikçiler izliyor mesela. Mustafa abi adam bunu kafasına koyduktan sonra önce kamerayı bozar ya. 30. kata çıkıyor. De bu ahlaksızlığı yapacak olan tabii yani neticede kameraya da aldırmayabilir. Tamam, kameraya da aldırmaz. Ona da aynı şekilde şey yapmaz. Halbuki burada İslamiyet'in emrine uymalı. Kadınsa bak doğru aynı şekilde yani tek bir erkek var girmesin. Erkek baktı ki oradaki tek bir kadın var, o da girmesin. O da girmesin. Müslümansa tabii ki. Zaten Müslüman ona dikkat eder. Ha 2-3 kişidir tamam, o zaman halvet olmaz, o ayrı bir mesele. Ya bu iş gündeme gelmeden önce de Müslüman kendini bilen erkekler mesela bir kadın gelse buyurun siz çıkın deyip kendisi ya merdiven kullanıyor ya da bekliyordu yani. Bekliyor tabii ki. Bu zaten olan bir şey. Olan bir şey. Efendim dolayısıyla bu örtü altında hani erkek erkeğe kadın kadına şimdi Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala rahmet eylesin şeyde Kur'an-ı Kerim'de taramışlar böyle. Ayet-i Kerimeler hepsini taramışlar. Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin emrinden daha çok zinaya yaklaşmayın emir var böyle. Seneler önce onu okurken dikkatli bir şekilde orada açıklamalar vardı eski kitaplarında falan da. İnsan yapısını anlatıyorlar. Ve tabiri caizse bunun yaşı başı yok. Orası kaygan bir zemin. Allah-u Teala buyuruyor ki sizi yaratan benim. O kaygan zemine girdiğin an kontrol edemezsin kendini. Kayarsın. Kayarsın. O kaygan zemine girme diyor. O kaygan zemine girme. Ya öyle detay bilgiler vermişler ki, öyle detay bilgiler vermişler ki. Mesela senin abin var mı? Yok. Benim de yok, ölmüş zaten. Diyelim var. Başka bir şehirde gittin. Abin evde demiş, çaldın kapıyı, yengen açtı. Buyurun dedi. Buyurun buyurun gir dedi falan. Girmeyeceksin. Dinimiz öyle emrediyor. Aa, kötü gözden bakacak yengesine. Hemen başladılar falan. İslamiyet diyor ki girme.
Girme. Tamam, ne senin ne yengenin hatırına böyle bir şey geçmez. Ama diğer insanlar da var. Suizan edecekler. Dedikodu yapacaklar. Fitne çıkaracaklar. Senin abin aran açacak. Bir aile yıkılacak. Girme, bekle. Soğukta üşüdüm. Git bir kahvede bekle. Ne zaman abin gelirse o zaman gir. Ha, gittiğinde mesela diyelim ki yengenin babası oradaydı. Ha, o zaman gir. Evde erkek var. Veyahut da delikanlı erkek yeğenim var. O zaman gir. No problem. Olmaz o. Olmaz o. Veyahut da yengen olsun, baldız olsun. Açık açık yazılmış bunlar. Bunlar fitneye sebebiyet verir. Fitneye sebebiyet verir. Dolayısıyla bunlar laf olsun diye yazılmamış. Ondan sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin o kitaplarındaki onu okuyunca ha, kaygan zemine girme. Niye zina etmeyinden daha çok aynı şekilde zinaya yaklaşmayın emri var. Allah Teala biliyor yarattığını. Oraya girdiğin zaman gidiyor. Bir tane bir şey söyleyecektin ama daha önce öğretmenlik yaptığım yerde sosyal demokrat geçtim falan şey kendi haline birisi böyle falan. Bir gün böyle çocuğu vardı bizde okuyordu falan. Ya hocam dedi ben dedi ömrüm dedi şeye gitmedim dedi bu pavyonlara gitmedim dedi. Bir sefer merak ettim gittim. Şimdi öyle midir bilmiyorum. O pavyonlar yer altında genellikle. Gittim dedi yer altında dedi. Penceresi menceresi yok. İçerisinde kırmızı, mavi, yeşil bir sürü ışık dedi. Ya dedi 60 yaşında kadını çıkarsan dedi 18 yaşında görüyorsun zaten. Kafayı da çekince dedi ne olduğunu bilemiyorsun dedi. Her türlü halt yapılır o zaman dedi. Ya bu çocuk hani din gayreti falan yok. Ha, gözlemliğim değil gitmiş. Yok. Gözlemlerini anlatıyor. Ya insanın yapısı bu. Allah Teala buyuruyor ki ben yarattım sizi. İçinizdeki nefsi ben tanıyorum. Ben biliyorum. Onun için zinaya yaklaşmayın, zina etmeyinden tahrik. O kaygan zemine girdiğin zaman ayağın kayar. İşte halvet olabilecek duruma gelme. Yabancılarla aynı şekilde beraber olma. Açıkça bildiriyor. Ondan sonra da efendim benim niyetim ne, efendim benim ölürüm. Ya sen niyetin falan. Üç gün önce şey var, işte haberlerde vardı, görüntüleri falan da vardı. Kayınvalide 41 yaşında, damat 28 yaşında. Sosyal medya üzerinden aralarında bir şeyler oluyor. Kadının oğlu da var. O da öğreniyor durumu. Adam tabancayla birbirlerine giriyorlar falan. Yani sen benim işte kayınvalidesine sarkıntılık yapmış öyle diyelim. Karşı tarafta cevap vermiş gerçi de. Olmaz diye bir şey yok. Tabii. Benim kalbim çok temiz. Deterjanla mı yıkadın? Olur mu öyle şey? Bir aile yok oldu yani. Tabii yok oldu. Aile yok oldu. Olur mu öyle şey? Şimdi mesela bir tane daha bir şey duydum. 80 yaşında. O piri fani oldu artık. Dolayısıyla onun elini öpmekte mani şey yok. Ne demek o ya? Piri fani oldu. Elini öpmekte herhangi mahsur söz konusu değil. Ümmü Mektum radıyallahu anh hazretleri ama bir zat. Bir gün Peygamber Efendimiz'in Aisiyat Üyesi'ne menüme geliyor. Hanımlar biraz ağırdan alıyor. Ne duruyorsunuz diyorlar. Ya Resulallah o ama da siz de mi amasınız? Geçin içeri diye. O ama da siz de mi amasınız? Gözleri görmüyor. Ümmü Mektum radıyallahu anh hazretleri. Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün açıkça buyuruyor. Ve hanımlara Mekke'nin fethinde biat ederken elini uzatmadı, öptürmedi. Elini uzatmadı. Peygamber Efendimiz'e şüphe edilir mi? Hayır. Hatta bir seferinde Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün hanımıyla böyle giderken yolda 3-5 Eshab-ı Kiram bir arada böyle şey yapıyorlar. Onlara selam veriyor. Bu hanımın falandır diyor. Eshab-ı Kiram şaşırıyor. Ya Resulallah size de mi yani şüphe edeceğiz? Şeytan ve nefs boş durdurmaz buyuruyor. Suizan ettirir. Bir günde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bakmış bir adam yanında kadınla böyle dikkat çekecek şekilde konuşuyor. Ona tabii hışımla gidince demiş efendim demiş bu benim hanımım. Ve adam madem hanımın aynı şekilde dikkat çekecek şekilde niye hareket ediyorsun? Niye böyle hareket ediyorsun? Hazreti Ömer bu hiç yani gözün yaşına da bakmaz. Dolayısıyla İslamiyet yani günaha gidecek, kötülüğe gidecek, Allah-u Teala yasak ettiği fiili işleyecek kapıları kapattırıyor. Kapıları kapattırıyor. Sen de diyorsun ki efendim ben kendime güvenirim. Güvenirsin tabii. Çarkın içerisine girdikten sonra paramparça olursun. Ondan sonra da cehenneme kütük olursun. Allah'tan ya muhafaza buyursun. Burada dinleyicimizin sorusunda 9-10 yaşında diyelim oğlu var birisinin. Yani mahsuru yok. Sarıldı, güreşti falan filan yani. Onun mahsuru söz konusu değil. Bu yani büyükler için, şeyler için. Yabancı için. Buna yaklaşma. Tehlikeye haber veriyor yani.